başlanan yolculuğu boyunca temas ettiği çeşitli kültürler ve kazandığı deneyimlerle büyük bir hazineye dönüşmüştür. Türk mutfağı bu tarihi birikimin ve insan coğrafya ilişkisinin sonucu olarak ortaya çıkan, başlangıçtaki yaratıcılığını kaybetmeden malzeme ve yöntem çeşitliliğiyle Hırsıl'dan saraya kadar uzanan eşsiz tatların kültürüdür. Osmanlı kültürünün mirasçısı olan Türk mutfağı hem Balkan ve Orta Doğu mutfaklarını etkilemiş hem de bu mutfaklardan etkilenmiştir. Türk mutfağı bölgelere göre de farklılıklar göstermektedir. Yöreden yöreye değişen lezzetleri ve yeme içme biçimleri, özel gün, kutlama ve törenlerde ayrı bir anlam, hatta kutsallık taşımaktadır. Karadeniz mutfağı, Güneydoğu mutfağı, Orta Doğu mutfağı gibi birçok yöreler kendilerine ait zengin bir yemek çeşitliliğine sahiptir. Ayrıca Türk mutfağı sahip olduğu yiyecek ve yemek çeşitliliğiyle sağlıklı ve dengeli beslenmeye uygun olarak her damak tadına hitap edebileceği gibi vejeteryan mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır. Türk mutfağı içerisinde Kastamonu mutfağı çok önemli bir yer tutmaktadır. İlimizin sahip olduğu geniş coğrafya ve kültür kökenlerinin sunduğu çeşitlilik, zengin bir mutfak kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Kastamonu'nun binlerce yıllık geçmişe sahip olması ve birçok medeniyete ev sahipliği yapması, mutfak kültürünü derin kılmıştır. Bu derinlik, tarımsal faaliyetlerle ilişkili olarak yemek çeşitliliği, beşeri durumlarla ilişkili olarak da yemeklerin adlandırılmasından, pişirme yoluna, sofra araç gereçlerinin bakır ve ahşap olarak üretimine kadar gitmiştir. Bunun yanında yörede yetiştirilen tarım ürünleri de geleneksel lezzetlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun idari merkezi sayılan Topkapı Sarayı'nda çalışan aşçıların birçoğunun Kastamonlu olduğu bilinmektedir. İlimizin yöresel yemek kültürünü saray mutfağı ile harmanlayan aşçılar, Kastamonu mutfağını 15. ve 17. yüzyıllar arasında etkili bir şekilde simgelemişlerdir. Böylesine zengin birikime sahip Kastamonu mutfağının, ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin özellikle son yıllarda yaptıkları çalışmalar, gösterdikleri çaba ve gayretlerle yakın gelecekte çok daha bilinir ve tanınır olacağına, böylece diğer turizm alanlarında olduğu gibi son yılların yükselen trendi gastronomi turizmi konusunda da daha iddialı bir noktaya geleceğine yürekten inanıyorum. Türk mutfak kültürü çeşitli kurum, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler tarafından farklı zamanlarda çeşitli temalarla münferit olarak tanıtılmaktaydı. Cumhurbaşkanlığımız ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hazırlanan Asırlık Türk Mutfağı kitabından hareketle 21-27 Mayıs tarihleri Türk Mutfağı Haftası olarak ilan edilmiştir. İlimizde de hafta münasebetiyle çeşitli etkinlikler planlanmış ve gerçekleştirilmektedir. Dün Cumhuriyet Meydanı'nda İhsan Gazi Belediye'miz tarafından vatandaşlarımıza coğrafi işaretli ürün olan İhsan Gazi ekşili pilavı ikram edilmiştir. Yine bugün aynı yerde Pınarbaşı Belediye'miz tarafından coğrafi işaretli ürün kara çorba vatandaşlarımıza ikram edilmiştir. Bugün burada Şef Mahmut Dolmacı ve Şef İbrahim Keskin ve eşi hanımefendi mutfak gösterisi gerçekleştireceklerdir. 24 Mayıs Çarşamba, yani yarın turizm haftasında liseli gençler yarışıyor. Yemek yarışmasının finali gerçekleşecek. 25 Mayıs Perşembe Nasrullah Meydanı Banka Sokak'ta Kastamonu yemekleri ve yöresel ürünleri sergisi açılacak. 26 Mayıs Cuma saat 14'te yine Cumhuriyet Meydanı'nda Devrekhane Belediye'miz tarafından vatandaşlarımıza coğrafi işaretli ürünümüz cırık tatlısı ikramı gerçekleştirecek. Etkinliklerin gerçekleşmesine katkılarından dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere belediye başkanlarımıza, tüm kurum ve kuruluşlarımıza katkılarından dolayı sizlere teşekkür ediyor. İlimizde bulunan değerli misafirlerimize de hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Yani 80 kat falan diyorlar, 80 kat baklava pişmez, pişse de yenmez. En maksimum 50 kat.
Biz normalde 40-45 kat yapıyoruz. En yakın üstüne çıkmak doğru değil.